Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video çekeceğiz İnşallah. Videomuzun konusu şöyle: dün akşam haberleri seyrederken sanayiciler, iş adamları eleman bulamadığından, yetişmiş meslek sahibi eleman bulamadıklarından şikayet ediyor. Bir de herkesin, gençlerin daha çok böyle hani masa başı iş aradıklarını, rahat iş aradıklarını, gençlerin böyle çok da böyle hani sanayilerde veya biraz ağır işlerle çalışmak istemediklerini ima ediyorlar veya söylüyorlar gibilerinden bir haber vardı. Bu haber haberi dinleyince kafama dank etti. Dedim ya, birkaç kelime de biz konuşalım bu işin hakkında, bu yorumların hakkında. Şimdi arkadaşlar şöyle, şimdi bu iş adamları veya sanayiciler, biliyorsunuz yani böyle bu tip şikayetlerde çok bulunur. İşte gençler çalışmıyor, çalışmak istemiyor gibilerinden. Evet, burada biraz haklı olabilirler. Yani gençler böyle çok da çalışmayı sevmiyor, yeni nesil gençler. Ama şöyle bir şey var, çalışmak isteyen gençler de çok fazla, işin doğrusu. Sen şimdi gence 8500 lira veya 10.000 lira maaş verip de bir de bu adamı 10-12 saat çalıştırıp yarı aç, yarısız uz, adam ağır işte çalışacağıma diyor, giderim biraz daha hafif iş bulurum, mesleğini yapmıyor, yapmam, giderim biraz daha hafif iş bulurum, giderim orada çalışırım diyor, en azından vücudum yorulmaz diyor adam, haklı olarak. Veya çalışma süreleri biraz daha kısa olan işlerde çalışıyorlar. Yani bugün normal otosanayi sitesinde çalışsan, ben biliyorum birkaç kişiyi tanıdığım için, adam usta, askerden gelmiş, şeyde çalışıyor atıyorum, işte bir motorcuda, frencide, kılda, yünde. Adama verdikleri asgari ücret. Hani şimdiye kadar asgari ücret 8500 liraydı. Sabah 8'de geliyor, akşam 7'de, icabında öyle zaman oluyor, belki de 8'de işte çıkıyor. Adamın aldığı bir asgari ücret, öğlende de çakma ekmek arası köfte ayağı veya döner, neyse. Ha, her yerde belki öyle değildir işin doğrusu. Şimdi bu adam yağın pasın içinde, motorun altında, üstünde. Akşam banyo yapma imkanı yok, mazot kokarsın. Yani işten çıkayım bir manitamdan veya bir kafeye gideyim dese bile, gerçi o parayla bir bokada gidemez de, gitse bile her tarafı mazot kokuyor amına koyayım. Manita diyecek, ulan kirpit çaksalar yanacak hesabı. Tabii ki gençlerin de bu tip şeyleri sevmemeleri gayet normal. Ben de genç olsam anasını sikeyim çalışmam yani. 8500, 10.000 liraya ben sanayide hayatımı sikmem. Ha, gençlere o noktada şöyle tavsiyem olur: eğer ustalığınıza güveniyorsanız, bunu otosanayi sitesi için söylüyorum, güveniyorsanız arkadaşlar, kendi dükkanınızı açacaksınız. İşçi değil de işveren olmaya çalışacaksınız bence. En doğrusu bu. Bu şekilde, veya fabrikalarda çalışan insanlar var. Mesela bu İzmit'te veya Yalova tarafında tersaneler var. Orada da güzel bir para verilmiyor. Adam kaynakçı, tornacı veya işte meslek sahibi biri. Sen şimdi adama 15 lira verdiğin zaman, atıyorum biraz uzaktan gidiyorsa adam, zaten 1-2 saati yolda geçiyor. Bir de 8 saat çalışıyor, 11 saat. Güneşin altında çoğu açık yerde çalışır. Yani üstü açık olmasa da sonuçta etrafı açık. Gemiyi de böyle şeyin içine alacak halleri yok. Adamın zaten ana sağlıyor yani. Hayatı sikiliyor adamın. Bu işten çıktığı zaman da yani ya çok iyi bir para alması lazım ki en azından bu işe bir 5-10 sene ben dayanayım. İşte arabamı alayım, evimi alayım, düğünümü yapayım diye düşünmesi lazım. Onlar da güzel bir para kazanamadığı için haklı olarak da gençlerin böyle masa başı iş, daha hafif iş tercih etmeleri bana göre de süper bir normal. Hele hele bu ekonomik ortamda, yani adam ağır işte çalışan bir insan, iyi besleneyim falan dese zaten kazandığı para oraya gidecek. Yani ne bileyim, yani iş adamları hani millete suç bulma veya sanayicide ara eleman bulamıyoruz, işte meslek sahibi yetişmiş insan bulamıyoruz ayaklarına bence yatacaklarını arkadaşlar. Bana göre bu insanlara biz daha nasıl güzel imkanlar sağlayabiliriz gibilerinden bence düşünmeleri lazım. Ben it gibi çalışacağım,
sabah köründen akşam gün batımına kadar bana vereceğin 3 kuruş para, kendin o biçim yaşayacaksın, altında son model araba, bilmem ne manitalarla veya kafelerde o biçim gezeceksin, tozacaksın. Ondan sonra biz adam bulamıyoruz. Amına koyayım, bulamazsın tabii yani. Ben sana itlik yapacak halim yok. Yani şahsen ben de genç olsam böyle götümü de çok yırtmam. Yani bir yerde çalışacaksam en azından kendimi geçindirebilecek bir ücret almam lazım. Yani evli bir insan düşün. Evlenmiş genç bir insan. Evlene kadar zaten amı sikiliyor adamın. Hayatı sikiliyor. Evlendikten sonra bir fabrikada çalışacağım. Kardeşim bir ay sabah 7'den, ya bu 10 bin lira zaten bana çok saçma geliyor, tamam mı? Yani 10-12 bin hele hele bu zamanda. Ya bir insan fabrikada veya herhangi bir yerde 10-12 bin lira asgari ücret anlamında veya onun birkaç milyon daha üstü, fark etmez. Çalışmak bana çok acayip saçma geliyor. Bir ay sabah 7'de kalkacağım. Akşam 5-6'ya kadar, yani yolunu molunu sayarsan zaten 11-12 saat. Sonuçta 7'de kalkıyorsun. 8'de işin ne oluyor? 5'te bıraksan bile 6'da, hani otosanayide böyle bir şey olmuyor da 7-8'i buluyor icabında. Ben de şahsen çalışmazdım. Veya mecburen çalışsam da daha rahat iş buldum mu, daha rahat işe giderdim. Ben olsam öyle yapardım. Gençlere bu noktada katılıyorum. Ama tabii ki şu da var. Gençler de pek çalışmayı sevmiyor işin doğrusu. Hani iyi para alsalar bile bazıları. Çok para aldığı zaman, hatta dün onun muhabbeti oldu. Çok para aldıkları zaman bile, yani İzmit'te öyle fabrikalar var ki hakikaten güzel para veriyorlar. Bu sefer de genç şunu diyor. Ya işte yoruluyoruz, ediyoruz. İşte kız arkadaşlarımızdan gezemiyoruz. Manitacılık yapamıyoruz. Bir sosyal hayatımız yok. Gibilerinden serzenişte bulunuyorlar. Tabii onları da saymıyoruz kardeşim. Yani dünya sonuçta cennet değil amına koyayım. Yani ya çok iyi para kazanırsın. Zaman zaman gidersin, tatilini yaparsın falan filan. Ama insan her günde canım cennete, dalgam molete diye bir şey yok. Sonuçta herkes 8-10 saat çalışıyor. Ama güzel para kazandığın zaman en azından hafta sonu bir gün eğlenebilirsin. İşte manitanla gezersin, eşinle gezersin, ananla babanla ilgilenirsin, artık her neyse. Yani Türkiye'de bence kimse kimseyi düşünmüyor arkadaşlar. Ve her zaman dediğim şu, insanların kafa yapısının değişmesi lazım. Yani bazı sektörler vardır ki, ufak işletmeler, adamlar hakikaten kazanamıyordur. Vereceği çok yüksek bir ücret yoktur. Ama büyük kurumsal firmalar bence insanlara 3-5 bin lira daha fazla verebilir. En azından hayatlarını böyle daha iyi idame ettirmeleri için. Ama şöyle düşünülüyor zannedersem. Ya ben kazanayım. Hatta şöyle bir şey var. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani Türkiye'de işçi, emekçi böyle adam yerine koyan yok arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. İşçi misin? Ya yavşağın önde gidenisin. O gözle bakılıyor. Hatta o işçi bir gün gelip işveren olduğu zaman o da aynı şeyi düşünüyor. Bence böyle bir kafa yapımız var Türk milletinin. Kim kimi sikerse muhabbeti. Gerçi bunları birkaç sefer daha anlatmıştım. Yani ben mesela sendikacılık da yaptım. Şöyle yaptım. İşçi temsilciliği yaptım. İş yeri işçi temsilciliği. Sendikacılar bile işçiyi adam yerine koymuyor. Tabii ki yüzüne karşı bunu söylemiyor belki ama ben bildiğim için yemin ediyorum. Ya diyor, çalışsın adam diyor, amına koyayım. Ne olacak diyor yani. Aldığı para yetmiyor mu ona diyor. Halbuki adam 5-6 sene evvel o da işçiydi. Aynı şikayetlerde o da bulunuyordu. Ne zaman böyle sendikacılar, profesyonel sendikacılar kastediyorum ben bu ara. Yemin ediyorum yani aslında Türk milletinin kafa yapısı işçisinin de patronunun da hep aynı. Aşağıda olan, zor geçinen haklı olarak bazı şeylerden şikayet ediyor. İşveren de işine geldiği için işte eleman bulamıyorum. Yani daha doğrusu sikecek adam bulamıyorum muhabbeti var daha çok. Tamam mı? Yani bedavaya çalış. Mesleğin iyi olsun. Bana iyi para kazandır. Ben o biçim kazanayım. En güzel arabalara bineyim. En güzel evlerde oturayım. Ama sen kıt kanaat geçin. Zeytini ikiye bölerek ye. Peyniri ayda bir ye. Eti hiç yeme. Zaten kolesterol yapar ayağa. Tamam mı? Bunu bu tip insan arıyorlar. Ha, millet de mecburen çalışıyor. Herkesin aynı kafa yapısı olsa zaten Türkiye'de veya dünyada zengin insan olmaz. Çalışmam amına koy. Ama çalışmadan da olmuyor tabii. Mecburen birilerine çalışması gerekiyor.
herkes aynı kafa yapısında olmadığı için. Bence arkadaşlar, yani ne bileyim, Türkiye'de bu işler nasıl düzelir? Benim aklım almıyor. Alıyorsa götüm amına koyayım. Yani bazıları işte hükümet değişse şöyle olur, hükümet. Ya ne sikim değişse değişsin. Türkiye'deki bu kafa yapısı değişmeden hiçbir şey değişmez. Ben daha öncelerde de söyledim. Yani bak, kilometre karede Türkiye'de 10 tane petrol kuyusu olsun, yine adama iyi bir hayat vermezler amına koyayım. O çıkardığı petrol, hatta benzin olarak bile çıksa, nasıl su çıkıyor ya, benzin olarak çıksa bile, yok o çıkarken şöyle oldu, bir nakliyesi vardı, kıldı, yündü, esnekti, köstekti derken yine seni sikmeye bakar. Bizim millet böyle bir millet. Ha bu nasıl düzelir abicim? Yani insanların, yani hakikaten hakça bir düzen. Hatta dün bir yerde bir yemek yedik. Bir arkadaş ısmarladı. Yemin ediyorum 3 öğün, 3 kişi yedik 1500 lira. Yani bir kahvaltı 1500 lira. Yemin ediyorum ben, yani ben arkadaş ısmarladı, Allah razı olsun. Ben o paraya da o para vereceğini bilseydim yemin ediyorum gitmezdim. Yani 1500 lira ne amına koyayım ya. Yani yediğimiz 2 dilim ekmek, ha bir sürü de şey geldi, gelmedi değil Allah için. Ama yani bu kadar da böyle aç gözlük bence gerek yok. Yani o yemeğin yarısı gelse 250 lira versek, hatta çeyreğe bile gelse bizi yine doyururdu. Biraz daha az harcardık. Yani ne bileyim, bir tarafta insanlar o biçim bir yaşam tarzı var. Bir tarafta hakikaten çok sıkıntı çeken insanlar var. Yani bu iş nasıl düzelir? Vallahi benim aklım ermiyor. Ben zaten yani çok fazla da bir şey beklemiyorum. Ama siyasi partiden, ama insanlardan, ama farklı şeylerden. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, kör tuttuğunu siker misali. Bizim memleket böyle. Ha burada anası sikilen kim oluyor? Veya anası ağlayan. Kaba konuşmayalım. Yani pek böyle kabiliyeti olmayan, yani mesleği olup da kabiliyeti de olmayabiliyor icabında. Yani böyle hani iş kurup esnaflık yapacak pozisyonda. Tabii ki esnafın da zor tarafları vardır arkadaşlar. Kesinlikle vardır. Yani onlara da böyle hepten gömmeyelim. Hatta dün yine bir haber seyrettim. Araba fiyatları, yani ikinci el araba fiyatı sıfır araba fiyatını geçemeyecek. Onunla ilgili bir çalışma yapılmış. İşte şu kadar ceza olacak falan filan. Ya bizim Türk milleti ona bile bir ibnelik bulur. Bulmazsa da götüm amına koyayım. Tamam mı? Ne yaparsan yap. Ha bu işler nasıl düzelir vallahi onu da ben de bilmiyorum. Allah millete yardım etsin. Ha şimdi bu yeni zamlar geliyor. Bana Instagram'dan bazıları yazıyor. İşte hocam şuna zam geldi, buna zam geldi. Ya buna zaten gelecekti oğlum. Yani belki gençler bunu çok fazla telaffuz edemiyordu. Ama ben bunu zaten böyle olacağını biliyordum. Onun için bizde bir laf var. Dizine derman, göğsüne iman. Herkes kendini kurtarmaya çalışacak. Yapacak bir şey yok anladığım kadarıyla. Herkesin başı götü oynuyor. Ben de dahil olmak üzere. İnşallah düzelir arkadaşlar. Herkesin mutlu olabileceği, en azından %70 mutlu olabileceği bir ülke haline geliriz. Ama yine de şükretmek lazım. Beterin beteri de var. Bunu söylerken bazıları bana kızabilir. Ama yine de insan sağlığın yerindeyse yine de şükretmekte fayda var. Allah ihtiyacı olana, zor geçinen insanlara yardımcı olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de arkadaşlar beğeni butonuna da lütfen basalım. Artı abone olmayan da abone olmayı da lütfen unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Öpüldünüz.